Muhtarlık kalksın, köy yöneticileri yönetsin. Muhtarlık, kırsal kesimin yönetim meclisinin durumunda ama zamanın gereksinimlerine cevap veremez duruma geldiği artık aşikardır. Muhtarlık denince akla önce kırsal kesimin yöneticisi gelse de şehirdeki muhtarlık ile de karma karış olmuş durumdadır. Şehirde mahalle muhtarlığı adı altında yürütülen görevin ülkemiz yararına bir iş olmadığı tespitlerinde bulunmaktayım. Şehirde muhtarlık adı altında yürütülen sözde hizmetin amacı sadece gelen evraklara mühür basıp para almanın dışında bir şeye benzemiyor. Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve gençlerin işsiz durumları arasında böyle bir yöneticiliği gereksiz ve israf olarak görüyorum. Şehirdeki muhtarlık makamı ile köylerde yürütülen muhtarlık makamının aynı kefeye konulması da başlı başına bir yanlış olduğu tespitlerim arasında bulunmaktadır. Şehirde yürütülen muhtarlığın ehil kişiler tarafından yürütülmese de şehrin diğer yöneticileri tarafından onun yapması gereken işlerin yürütülmesi vatandaşa devletin oralardaki eksiğini fark ettirmemektedir. Kırsal kesimin köylerde bulunmakta olan muhtarlıklar ise şehirdekilerden farklı olarak gerçekten yönetim işi düşmektedir. Köyün yapılması gereken işleri ve halkın ehil kişiler tarafından yönetilmeme gibi sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bazı köyler bazı dönemlerde yönetim işinden anlayan ve bu işin ehli tarafından yönetilmesi o köylerde bir zaman kalkınma ve ileri gitme görülmekle birlikte yeni gelen yönetimin bu yolu takip edememesi bir hüsran ile sonuçlanmaktadır. Buna bir de eski yönetimi beğenmeme ve onun yaptıklarını yok etme ile uğraşan muhtarlar da çıkmıyor değil. Bir diğer unsur ise bazı köylerin iyi bir yöneticisi olma şansı belki de hiç olmamakta sürekli çağın gerisinde kalmak zorunda kaldığı tespitlerinde bulundum. Kırsal kesimi yönetecek kişinin hukuktan, iktisattan, muhasebeden, yönetim ve organizasyondan anlaması gerektiği görüşünü savunmaktayım. Kim yönetsin? Düzenleme olarak yapılması gereken ilk iş il ve ilçelerdeki mahalle muhtarlıklarının kaldırılmasıdır. Çünkü buraların zaten yeterince yöneticisi bulunmakta. İlde vali ve belediye başkanı, ilçede kaymakam ve belediye başkanı bu yöneticilerin il ve ilçeleri gayet iyi yönetebileceklerine inanıyorum. İl ve ilçelerdeki kaldırılan mahalle muhtarlarına ödenen para hesaplandığı zaman devasa bir rakam çıkmakta. Düzenleme ile bu kaynak köylerin yönetimine, işinin ehli insanlara teslim etme imkanını sağlayacaktır. Köylerin yönetimine gelince köyleri ehil kişiler yönetmesini istediğimize göre elimizde o kadar yetişmiş, yönetici olabilecek, okumuş gençler var ki biz bu gençleri kullanmamız gerekmektedir. Üniversitelerimizin kamu yönetimi adı altında bir bölümü var ve burayı okuyan genç neyi yöneteceği belli değil. Köylerimizi beceriksiz ve ehil olmayan birilerine bırakmak yerine üniversitelerimizin kamu yönetimini bitiren gençlerimizi buralarda istihdam edebiliriz. Hem ülkemizde baş gösteren işsizliği büyük ölçüde çözmüş oluruz, hem köylerimizin kalkınma yolunda bir adım atmış oluruz. Ben şahsen öyle muhtarlar tanıyorum ki devletin valisi ya da kaymakamının yanına çıkmaktan korkan, köyün vatandaşının sorunlarını devlet mercilerine aktarabilmekten aciz. Biz böyle muhtarlardan ne bekleyebiliriz ki? Köy muhtarlarının yerini alacak yöneticiyi devlet atayacak, diğer ihtiyar heyeti durumunda olacak kişiler köylü yine seçim ile seçecek. Köyün sorunlarını seçilen heyet muhtar ile istişare ederek bizim ehil yöneticimiz bu işin çözümünü arayacak. Böylelikle devletimizin şu andaki bir israfından hem iş imkanı sağlamış olacağız gençlerimize hem köylü vatandaşın yönetim işini ehline vermiş olacağız.